Denizi taşıracak, dere suyunla kayıp denizi taşıracak. Ezdum yeni bir sevdalı eskisi şaşıracak. Ezdum yeni bir sevdalı eskisi şaşıracak. Ezdum yeni bir sevdalı boyları kısa kısa. Ezdum yeni bir sevdalı boyları kısa kısa. Alacağım yarım iyi Allah nasip ederse. Alacağım yarım iyi Allah nasip ederse. Evet, değerli dostlar, bir programla daha karşı karşıyayız. Bu programımızda deprem konusunu ele alacağız. Tabii üzücü bir konu. İsterdik ki, gönül isterdi ki başka bir konuyla karşınızda bulunsak ama Türkiye'nin bir şekilde gündemi olan bir konu. Bunu da ele almakta, tartışmakta, sorgulamakta fayda var. Tabii hangi boyutu üzerine ele alacağız bunu? Elbette ki biz deprem bilimci değiliz. Yani teknik düzeyde bir mühendis olarak, mühendislik bilgisiyle ele alacak halimiz yok. Ancak bizim de bu ülkenin bir yurttaşı olarak depremle ilgili doğrudan ya da dolaylı tanıklıkları olan bir insan olarak, bir sosyal bilimci olarak, kamu duyarlılığına sahip bir insan olarak elbette ki bizim de söyleyeceğimiz sözlerimiz var. Biz de bir takım şeyler, bir takım değerlendirmeler ortaya koyabiliriz. Koyma hakkını kendimizde görüyoruz. Özellikle bu olayın sosyal bilimler boyutunu ele almaya çalışacağız. Biraz felsefesini, biraz inanç boyutunu, biraz tarihsel boyutunu ele almaya çalışacağız. Daha çok ağırlıklı olarak konuşacağımız konu bu. Bu çerçevede Elazığ ve Malatya bölgemizde, Manisa bölgemizde olan depremlerde can ve mal kaybına uğrayan yurttaşlarımız var. Onlara başsağlığı diliyoruz, rahmetler diliyoruz. Geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz. Ayrıca çeşitli yardım kampanyaları düzenleyenler var. En başta Kızılay olmak üzere. Kızılay hemen her telefon numarasına bir mesaj göndermiştir. Tabii ülkemizin kritik anlarında kesinlikle bir takım tartışmaları arkada bırakmamız gerekiyor. Elbette ki arkada bırakmamız gerekiyor derken şunu da göz önünde bulunduralım. Hata varsa kol kırılır, yen içinde kalır demeyeceğiz. Ama bir takım tartışmaları ertelemekte fayda var. En azından üst perdeden tartışmamakta fayda var. Çünkü acılar içinde olan yurttaşlarımız var. Bu doğrultuda her yardım kampanyası yerine ulaşan, adresine ulaşan her yardım kampanyası baş tacımızdır. Bu yardım kampanyalarına katılmakta fayda var. Umarım bu yardım kampanyalarıyla beraber yaralı yurttaşlarımıza, can ve mal kaybı içinde bulunan yurttaşlarımıza bir nebze dahi olsa katkımız olur. Kızılay'ın bu noktada başlattığı kampanyalar var. Diğer kuruluşların kampanyaları var. Lütfen bu noktada duyarlı olalım. Milletçe tek yumruk olmak zamanıdır. Afetler, kazalar, belalar, yaratıcı kudret, yüce yaratıcı bizi bu tür belalardan, kazalardan korusun diyoruz. Bu noktadaki değerlendirmemizi yaptıktan sonra deprem konusunda bizim değerlendirmelerimizi, bizimle ilgili olan değerlendirmeleri yapmaya başlayalım. Sevgili dostlar,
İnsanlığın bazı ortak yaraları vardır. Büyük afetler bunlardan biridir. Yani depremler, seller, ne bileyim büyük hastalıklar. Bu noktada insanlığın ortaklaşa bir tavır içinde bulunmaları gereken durumlardır. Bu noktada mümkün olduğu kadar bütünleştirici bir dil kullanmak lazım. Eğer bir takım sıkıntılarımız, sorunlarımız varsa bunu mümkün olduğu kadar ötelemekte fayda var. Ancak yaranın tedavi olması için dile getirilmesi gereken şeyler varsa bunların dile getirilmesinden de uzak durmamakta fayda var. Deprem, diğer afetler gibi doğanın akışı içinde yer alan son derece doğal bir olgu. Önce bunu vurgulamamız gerekiyor. Bizi, hepimizi ilgilendiren şey bu. Yani doğanın işleyişi içinde bir gerçekliği olan, determine edilebilen, sebep-sonuç ilişkisi içinde açıklanabilen, belli sebepleri olan, belli sebepler göz önünde bulundurulduğunda ve ona önlem alındığında zararları tamamen ortadan kaldırılmasa bile büyük ölçüde ortadan kaldırılabilen bir doğa olayı. Önce bunu bu şekilde ifade etmekte fayda var. Yani deprem anlaşılabilir, çözülebilir bir doğa olayı. Eğer bunu niye vurguluyoruz? Eğer bunu bu şekilde ele almazsak hiçbir zaman için depreme çözüm getiremeyiz. Depremler bir olgu olarak sürekli karşımızda bulunacak ve bu karşımızda bulunma sürecinde de sürekli bizi kanatan bir yara olarak hep bizi yüreğimizden yaralamaya devam edecek. Önce deprem bir doğa olayıdır. Bunu kabul ettikten sonra çözüm sürecine ulaşabiliriz. Bunu neden söylüyorum? Her depremde sürekli olarak istismar edenler var. İnançları istismar edenler var. Şu söyleniyor sürekli olarak. Deniyor ki efendim deprem dönemlerinde siyasal rant elde edenler çok kötü insanlardır. Doğrudur. Yani deprem dönemlerinde siyasal rant elde edilmemesi lazım. Yani ahlaki bir şey değil. Peki siyasal rant elde etmek kötü de dinsel rant elde etmek iyi mi? Elbette ki o da kötü. Yani her türden rant, her türden haksızlığını haklı olarak gösterme davranışı son derece yanlış. Bu yanlışlıkların bana göre en zirvede olanı, en üst planda olanı depremler üzerinden yapılan inanç istismarıdır. Çünkü belki siyasal rant devşirenlerin önüne geçmek mümkündür. Yani kısa süreli rant elde edenler olur. Fakat ona alternatifler getirilebilir. Onu bu rant elde edenler bir şekilde ne derece haksızlık yaptıkları ortaya çıkarılabilir. Ama din üzerinden rant elde edenlerin, özellikle afet dönemlerinde din üzerinden rant elde edenlerin önüne geçmek mümkün değildir. Ve bu rant zihniyeti, yani inanç üzerinden rant elde etme zihniyeti devam ettikçe bir ülkede bilim dışı düşünce kökleşir, kurumsallaşır ve yaralar sürekli kanamaya devam eder. 99 depremini örnek verelim. 99 depreminde söylenenleri hatırlayalım. Neler söylendi 99 depreminde? Efendim askerin İslam düşmanı olduğu, Kur'an düşmanı olduğu, bu nedenle Gölcük'te büyük bir deprem meydana geldi. Komutanların yerin dibine girdiği, depremin başlangıç noktası burası olduğu, artık Türkiye topraklarının özellikle Marmara'daki toprakların bu kadar günahı taşıyamadığından dolayı
titreyip üzerinden günahkarları attığı ile ilgili pek çok değerlendirme yapıldı. Depremin işlenen günahların bir sonucu olduğu değerlendirmesi yapıldı. Depremin dinden uzaklaşmanın bir sonucu olduğu değerlendirmesi yapıldı. Ve bu çerçevede din üzerinden insanları kandıranlar kendilerine göre bir rant elde ettiler. Bugün de bu hamdolsun diyoruz Tanrımıza, can kaybı az oldu. Can kaybının yani görece sevindirici bir olay. Elbette ki kaybolan her can bizim yüreğimizi derinden yaralar ama yani binlerce, on binlerce kişinin kıyıma uğradığı bir depremle birkaç kişinin kıyıma uğradığı deprem en azından çeşitli boyutlarıyla bizi görece olarak kötünün iyisi kabilinden sevindirir diyelim. Yani sevindirme sözcüğünü de doğru bulmuyorum ama bu sözcükle karşılamaya çalışalım. Bu küçük çaplı kayba neden olan depremde bile bu topraklarda çok günah işleniyor. O nedenle bu günahtan dolayı artık toprak günahkarları üzerinden atmaya çalışıyor şeklinde değerlendirme yapanlar var. Hatta seçimlerdeki sonuçları değerlendirerek seçimlerdeki sonuçlardan dolayı insanların ders aldığını söyleyenler bile var. Öte tarafta isim de veriyorum, bir azınlık etnik olarak azınlık olarak sayabileceğimiz bir yurttaş diyelim, artık yurttaş kelimesini de kullanmak istemiyorum ama en azından bu topraklarda yaşayan biri bu depremlerden yola çıkarak bu topraklarda yaşayan halkın işgal edilmiş bir mülk üzerinde yaşayan gaspçı bir halk olduğunu ve bu acıyı hak ettiklerini, hatta daha fazlasını hak ettiğini söyleyen bölücü karakterli bir şahsiyet, artık bir yaratık mı diyelim, ne diyelim, Twitter'da attığı mesajda neredeyse bu depremden dolayı zil takıp oynayacağını ortaya koyan ifadelerle kendini gösteriyor. Yani depremi bir takım metafizik, bir takım dilek ve temennilerle endeksleyerek açıklamaya çalışan tüm zihniyetler aslında bilim dışı zihniyetlerdir, ahlak dışı zihniyetlerdir ve bunlarla gerçekten ciddi anlamda mücadele edilmesi lazım. Bunlarla mücadele edilmedikten sonra Anadolu aydınlanması tamamlanmaz. Anadolu aydınlanması tamamlanmadıktan sonra da sorunlarımıza asla çözüm bulunmaz. Biz aydınlanma söyleşileri adını verdik söyleşilerimize. Neden aydınlanma? Çünkü aydınlanma sorunları bilim, akıl ve ahlakla çözmek demektir. Bilim, akıl ve ahlakla çözmek. Bu çerçevede bunu yadırgayan bazı arkadaşlarımız oldu. Neden aydınlanma işte? Hatta aydınlanmayla, aydınlanma sözcüğüyle dalga geçen zihniyetler bile var. Bu zihniyetler sıkıştıkları zaman elbette ki aklın, bilimin ve ahlakın gerçekten bu ülke sorunlarının ve dünya insanlarının sorunlarının çözümünde yegane yol olduğunu kafalarını taşlara vurma pahasına dahi olsa anlayacaklar. Şimdi bizim öncelikli olarak üzerinde durmaya çalıştığımız, üzerinde duracağımız konu bu. Yani deprem neden dinsel bir boyutuyla değerlendirilemez? Neden dinle, inançla alakası olmayan bir olgudur? Bunu ifade etmeye çalışacağız. Öncelikle seküler bir kafayla değerlendirirsek
laik bir kafayla değerlendirirsek şunu kabul etmemiz lazım. Bilim ve inançlar birbirinden ayrılır. Hiçbir şekilde doğadaki ve toplumdaki olayları açıklarken dinsel temele dayalı olarak açıklamak bilim yöntemine uygun değildir. Yani deprem oldu, bundan dolayı işte o bölgede yaşayan insanlar inançsızdı, inançlıydı şeklinde tartışmalara girip olayı anlamaya çalışmak orta çağda kalmış bir düşünce de değildir. Daha geriye gider. İnsanoğlunun toprağa yerleşmesinden önce avcı toplayıcı toplumların bulunduğu zamanlara kalmış, zamanlarda kalmış, o zamanlara sıkışmış bir zihniyettir. Yani doğa olaylarını dinsel temele dayalı olarak açıklama günümüzden en azından 12 bin yıllık geçmişten çok daha öncelere dayanan bir açıklama türüdür. Bu çerçevede mutlaka bunu aşmamız gerekir. Bunu aşmadıktan sonra yani inançlara dayalı olarak açıklama anlayışını aşmadıktan sonra kesinlikle bu ülkenin gerek doğal, gerek teknik, gerek toplumsal sorunlarını asla aşamayız. Depremin ne olduğu bilim tarafından tamamen aydınlatılmış bir olgudur. Coğrafyacılar, jeofizik mühendisleri, jeoloji mühendisleri, çevre mühendisleri, inşaat mühendisleri ve daha pek çok alandaki bilim adamları depremin ne olduğunu, nereden kaynaklandığını tamamen çözmüşlerdir, açıklamışlardır. Depremin nerelerde olduğu da apaçık bellidir. Hatta pek çok bilim adamı şu anda depremin yaklaşık olarak hangi tarihte, nerede olacağını, hangi şiddette olacağını determinist temele dayalı olarak, yani sebep-sonuç ilişkileri temeline dayalı olarak açıklayabilmektedir. Ki bilim yarın çok daha ileriye gidecek. Belki tam nokta atışı tabir edilen bir yaklaşımla kaç şiddetinde olacağı, ne zaman olacağını açık ve net bir şekilde tespit edebilecektir. Bu çerçevede halen daha efendim şurada deprem oldu, bizim günahkarlığımız yüzünden oldu, şu insanlar günahkardı, şu topraklarda yaşayan insanlar günahkardı şeklindeki açıklamalar çok yönlü olarak sıkıntı yaratır. Ne tür sıkıntılar yarattığını ifade etmeye çalışacağım. Şimdi değerli dostlar, Türkiye'deki şöyle bir harita çizdim kaba taslak olarak. Fay hattını şu şekilde ifade edelim. Daha net bir şekilde görmek için. Yaklaşık olarak Türkiye'deki fay hattı, yani çok küçük faylardan bahsetmiyoruz ama ana hatlarıyla Kuzey Anadolu fayı, Güney Anadolu fayı şu şekilde ifade ediliyor. Bu özellikle daire içine alınan bölge, Konya Karaman bölgesi, işte Urfa, Mardin bölgeleri filan. Buralar Türkiye'de depremin en az görüldüğü yerler. Çünkü fay yok. Şimdi günah temeline dayalı olarak depremleri açıklayanlara soruyorum. Madem insanların günahkar olduklarından dolayı deprem oluyor, neden bu bölgelerde depremler çok seyrek, çok nadir olarak görülüyor, hatta hiç görülmüyor? Buradaki insanlar kurtulmuş mu? Buradaki insanlar günahtan, efendim yanlıştan uzaklaşmışlar mı? Bu bir. İkincisi, burada yaşayan insanlar bir şekilde günahkar olsun. Soruyorum size. Bir şekilde günahkar. Yani burada yaşayan, fay üzerinde yaşayan insanlar, örneğin Büyükşehir'de yaşayan insanlar, İstanbul'da yaşayan insanlar, bilmem Erzincan'da yaşayan insanlar, büyük ölçüde günahkar. Kimdir İslam anlayışına göre günahkar olanlar? Erginlik çağına girdikten sonra akıl bali olanlar, aklı erenler, değil mi? Peki aklı erenler, hadi günah işlediklerinden dolayı enkaz altında kaldılar. Peki bunların çocuklarının enkaz altında kalmasının nedeni nedir?
Yani deprem oluyor. Deprem olduğundan dolayı günahkar insanları yok ederken Tanrı küçücük çocukları da enkaz altında alıyor ve enkaz altına alıp onları öldürüyor. Onların kollarını, bacaklarını kesiyor ve ömür boyu sakatlığa mahkum ediyor. Böylelikle adaleti sağlıyor, öyle mi? İşte bu en başta Tanrı'ya yapılan, Tanrı'ya atılan iftiradır. Tanrı adaletini böyle sağlamaz. Bu zalim insanların adalet anlayışıdır. Veya onu geçelim. Şimdi şurası Japonya. Belki biraz daha ayrıntılı bir şekilde gösterebiliriz haritamızda varsa. Şurası Japonya. Şu bölgeler. Japonya dünyanın en fazla deprem görülen ülkelerinden biri. En fazla deprem görülen ülkelerinden biri. Geçenlerde 8'in üzerinde şiddete sahip deprem oldu birkaç yıl önce. Hatta yakınlarda bir deprem daha oldu. 7,2 şiddetinde can kaybı yok. 8 küsür şiddetinde deprem olduğu zaman bina enkazından kaynaklı ölümler yok denecek kadar az. Çoğu ölüm deniz kıyısında yaşayan balıkçılarla ilgili. Yani deniz kıyısında avlanan, tsunami olduğundan dolayı kaçamayan, tsunami çerçevesinde boğulan balıkçılardan meydana gelen kayıp. Şimdi ben size soruyorum. Madem Tanrı günahkar insanlardan intikam almak için depremi gönderiyor, Japonlar Tanrı'dan daha mı güçlü ki yaptıkları sağlam evlerle Tanrı'nın aldığı intikamın önüne geçebiliyor? Yani insanlar Tanrı'yla savaşıyor, Tanrı'dan daha güçlü bir vaziyette teknoloji üretiyorlar ve ölümleri azaltıyorlar, öyle mi? Böyle bir mantık olur mu? Böyle bir kafa yapısı olur mu? Japonlar bilimsel ve analitik bir kafa yapısıyla aklı kullanarak düzenli bir teknoloji ve üst düzey bir teknoloji üreterek depremin önüne geçmeyi başardılar veya depremin zararlarından korunmayı başardılar. Depremin önüne geçmek ifadesi yanlış oldu. Depremin zararlarından belli bir düzeyin üstünde de korunmayı başardılar. Bu onların günahkar olması ya da günahlarının az olması ile ilgili olan bir şey değil. Buradaki temel olgu onların bilimsel, analitik bir kafa yapısıyla bu konunun üzerine gitmeleri ve bu konuya çözüm üretebilecek teknoloji üretebilmeleri ile ilgili bir husus. O zaman biz depremi depremi dinsel kavramlarla, dinsel bir bakış açısıyla açıklamak yerine bilimsel analitik bir kafa yapısıyla açıklamayı ön plana almamız lazım ki sorunların çözümünü gerçekleştirelim. Eğer deprem fay hatlarıyla ilgili değil de günahkarlıkla ilgili ise, o zaman ben de şunu iddia ediyorum. Yapılan sağlam binalar boşuna. Depremle ilgili alınan önlemler boşuna. Neden? Madem ki deprem Tanrı'nın verdiği ceza ile ilgilidir, o zaman Tanrı'nın bizi cezalandırmaması için gereken tedbirleri alalım ve depremle ilgili hiçbir tedbire başvurmayalım. Niye israf edeceğiz ki o zaman? Böyle bir şey olur mu? Pakistan'da depremler oluyor. İran'da depremler oluyor.
Ama Almanya'da deprem olmuyor veya çok az oluyor. Şimdi şunu mu anlamamız lazım? İranlılar Almanlardan daha günahkar. Pakistanlılar Almanlardan daha günahkar. Öyle mi? Bu mudur yani? Bu mantık işte bizi orta çağ kafasından kurtarmayan ve bilimsel gelişmelerin önünde en büyük set olan anlayıştır. Almanya şöyledir ya da böyledir ama basit bir örnek vereyim. Madem ki günahlardan bahsediyoruz. Dünyadaki porno sektörünün en önemli sac ayağı Almanya'dır. Dünyadaki fuhuş sektörünün en önemli sac ayağı Almanya'dır. Neden orada deprem olmuyor o zaman? Neden orada deprem olmuyor? Şimdi önce bundan kurtulmamız lazım ki bundan kurtulduktan sonra doğanın diyalektiğini anlayabilelim. Doğanın akışını anlayabilelim. Doğada kimse günahından dolayı, sevabından dolayı cezalandırılmaz. Yani günahkar olduğundan dolayı denizde boğulmaz. Günahkar olduğundan dolayı depremde ölmez. Ancak doğa yasalarına karşı çıkarsanız, siz bilmem X denizinde yüzerken X denizinin dalgalarına dayanamayacak kadar güçsüz bir tekneyle hareket ederken boğulursanız bu günahkar olduğunuzdan dolayı değil, doğanın kanunlarına uymadığınızdan dolayı boğuluyorsunuz. Bunu böyle yorumlamak lazım. O zaman X denizinde sağlıklı bir şekilde hareket edebilmek için, denizde boğulmamak için, kazaya uğramamak için bilimsel anlamda gereken tedbirleri alacaksınız. Bilimsel anlamda gerekli tedbirlerle gitmek istediğiniz yere gideceksiniz. En temel özelliklerden biridir. Bundan sonra meseleyi dinle açıklamak aslında Tanrı'ya da iftira atmaktır. Çünkü Tanrı Sünnetullah, yani dinsel manada söylüyorum, Sünnetullah çerçevesinde doğada bir sistem oluşturmuş. Şimdi Sünnetullah, yani dinsel anlamda Sünnetullah dediğimiz şeyin karşılığı doğa yasalarıdır. Şimdi Tanrı istediği gibi din adamlarının veya dinsel kliklerin keyfine doğadaki yasaları zırt pırt bozacak kadar prensipsiz, ilkesiz değildir. Ortada bir doğa yasası vardır. Bu doğa yasalarını gören, bu doğa yasalarına göre tedbir alan, bu doğa yasalarına göre sorunlara çözüm üreten herkes doğanın gücünden yararlanır. Doğanın zararlarından en az kayıpla kurtulur diyelim. Bu en temel özelliklerden biri. En temel özelliklerden. Şimdi sürekli bir takım insanlar kaderden bahsediyor. Kader. Ben bir kere meseleyi dinsel bağlamda açıklama taraftarı değilim. Çünkü benim alanım değil. Ama ben bir insan olarak, bir yurttaş olarak, doğadaki ve toplumdaki olaylarla ilgilenen biri olarak, sıkışınca dine sarılan zihniyeti kesinlikle doğru bulmuyorum. Sıkışınca dine sarılmak, dinin kendisine yapılan en büyük hakarettir. Dinin kendisine yapılan en büyük hakarettir. Çünkü bu din istismarıdır, din sömürüsüdür. Din bir takım çıkar çevrelerinin oyuncağı değildir. Bir takım çıkar çevrelerinin
rant kapısı değildir. O nedenle kader, bırakın Tanrı kaderi Tanrı'ya, bırakın Tanrı kaderle bizzat kendisi ilgilensin. Siz neyin kader olup neyin kader olmadığını nereden bileceksiniz? Sizin tedbirsizliğinizi, sizin yanlışlarınızı, sizin hatalarınızı, sizin önlem almayışlarınızı hangi hakla Tanrı'ya fatura ediyorsunuz? Hangi hakla? Öyle bir şey olmaz. Öyle bir şey olmaz. Böyle bir şey kesinlikle ve kesinlikle en başta Tanrı'ya yapılan hakarettir. Tanrı'ya yapılan iftiradır. Tanrı bir düzen kurmuş. Yani ben bir din adamı olarak konuşmuyorum. Düşünen bir insan olarak konuşuyorum. Tanrı bir düzen kurmuş. Bana göre. Tanrı bir düzen kurmuş ve bu çerçevede bu düzenin kurallarına uyan insanlar en az yara alan insanlardır. Sorunları en fazla çözen insanlardır. Şimdi yorumlara baktığım zaman bir takım arkadaşların bu nasıl düşünce, işte felsefe yapıyor, şu şöyle mi, bu böyle mi şeklinde değerlendirmeleri var. Evet, yapabilirler. Hakaret olmamak koşuluyla herkes değerlendirmesini yapabilir. Ama ben de şunu söylüyorum. İşte bilim ve aklı bu kadar öteleyen yaklaşım bu ülkenin orta çağdan çıkmamasının en büyük nedenidir. En büyük nedenidir. 99 depremindeyken ben Polatlı Topçu ve Füze Okulu'nda askerdim. Deprem olduğu zaman bir dönem izin verdiler, Yalova'ya gittik. Depremin olduğu yerlere. İşte sonra İstanbul'a gittik. Çöken Avcılar'da çöken birkaç bina vardı. Orada bir şey dikkatimi çekti. Bir bina komple çökmüş. Nasıl bir çöküş biliyor musunuz? Tıpkı bir kamyonun kum boşaltması gibi. Yani adeta o bina bir kamyonun kum boşalttığı bir zemine dönmüş. Burada ne anlıyoruz? Doğru dürüst demir yok. Doğru dürüst çimento yok. Kum kim bilir nasıl? Adam rastgele malzemeden çalmış. Zemin etüdü zaten Allah veren. Depreme bakıyorsun, demire bakıyorsun. Demirler incecik. Kolonların orta kısımlarındaki demir bağlantılarının periyotları çok açılmış. Oradan çalmış adam. Ve bina çökmüş. Ha bu bina çökmüş. Sonra diyeceksin ki Allah'ın işi, kader, öyle mi? İşte bu Tanrı'ya yapılan en büyük iftiradır. En büyük iftiradır. Dine yapılan en büyük iftiradır. Bu yolsuzların, yolsuzluk içinde bulunanların, çalanların, hırsızların en büyük maskesidir, en büyük kalkanıdır. Kardeşim, doğanın yasalarına uyacaksın. Doğanın yasalarını belirten bilime uyacaksın. Hangi konuda iş yapıyorsan, hangi konuda sorunları çözmek istiyorsan, hangi konuda sorunlarla karşı karşıyaysan, hangi konuda sorunlarla karşı karşıyaysan, onun bilimini, onun disiplinini iyi bileceksin. Tabii yazılan güzel yorumlar var, güzel değerlendirmeler var. Bu değerlendirmeleri gönderen arkadaşlara teşekkür ediyorum.
Tabii hakaret edenler de var. Hakaret edenleri de görüyorum. Ben kötü söz sahibine aittir filan demiyorum. Yani hakaret eden de kendini biraz sorgulasın. Biraz sorgulasın. Şimdi ben hakaret konusunda kimseden aşağı kalır bir yapım yok ama hakaret etmem. Ben düşünen adamım, konuşan adamım, sorgulayan adamım. Benim dediğimin yanlış olduğunu düşünenler analizlerini yaparlar. Analizlerini yaparlar. Analizlerini yaptıktan sonra gereken değerlendirmeler okunur, ona cevap verilir veya verilmez. Herkes düşüncesini ortaya koymakta özgürdür. Ama arkadaşlara şunu tavsiye ediyorum. Herkes sizin gibi düşünmek zorunda değil. Herkes olgulara sizin gibi bakmak zorunda değil. Anlatabiliyor muyum? Yani siz meseleye şu şekilde bakıyorsunuz diye insanlar o şekilde bakmak zorunda değil. Bu dünya çok sayıda, çok farklı düşüncelerin harman olduğu bir dünya. Ve insanoğlu bu farklı düşüncelerle ilerlemiş, gelişmiş, belli bir noktaya gelmiş. Sizi biraz tarih okumaya, biraz toplum bilimi okumaya, biraz bilim tarihi okumaya davet ediyorum. Sizi biraz Kopernik, Galilei, Bruno'yu okumaya davet ediyorum. Hallacı Mansur'un başına gelenleri okumaya davet ediyorum. Hallacı Mansur'u okumaya davet ediyorum. Ali Kuşçu'nun başına gelenleri okumaya davet ediyorum. Matbaanın bu ülkeye geç girişinin sebeplerini analiz etmeye davet ediyorum. Şimdi bunları analiz etmeden değerlendirme yapmak son derece yanlıştır. Yapabilirsiniz, devam edebilirsiniz ama ben bu kritik zamanda son derece hayati şeylerden bahsediyorum. Diyorum ki depremin dinle alakası yoktur. Haykırarak söylüyorum. Tekrar ediyorum. Depremin dinle alakası yoktur. Deprem bilimle ilgili olan, bilimle anlaşılabilir olan, fay hatlarıyla ilgili olan, tedbir alınması, bilimsel çerçevede yapılması gereken bir olgudur. Siz istediğiniz gibi anlayın. İstediğiniz gibi değerlendirin. Eğer siz bilimin söylediği çerçevede önlemler almazsanız, istediğiniz kadar dindar olun. Sabahlara kadar namaz kılın. Sabahlara kadar tesbih çekin. Sabahlara kadar dua edin. Depremin şiddetini milyarda bir bile azaltamazsınız. Bunu açık ve net olarak söylüyorum. Ama siz bilimin ışığında hangi konu, hangi bilimin alanına giriyorsa o doğrultuda hareket ediyorsanız işte o zaman depremin önüne geçersiniz, can ve mal kaybının önüne geçersiniz. Arkadaşlardan biri diyor ki bu arkadaş niye böyle konuşuyor? Böyle konuşuyorum çünkü ben ülkemin içinde bulunduğu sıkıntıdan ızdırap duyuyorum. Izdırap duyuyorum. Ben ülkemin ortaçağ kafasından kurtulamadığından dolayı ızdırap duyuyorum. Dinle ilgili olmayan bir konunun dini hapsedilerek halkın gerçekleri görmesinin önüne geçilmesinden ızdırap duyuyorum. Yine bir arkadaşımızın yaptığı değerlendirme var. İşte bilmem kimler duysalar başına şu gelir, bu gelir vesaire. Şunu söyleyeyim. Bu ülkenin yöneticileri herkesten fazla duyarlıdır. Merak etmeyin. Bu ülkenin yöneticileri herkesten fazla duyarlıdır. Elbette ki politik değil. Hangi parti olursa olsun politik değil.
elbette ki halka moral vermek için çeşitli ögelerden, çeşitli kurumların değerlerinden istifade eder. Bunu yöneticiler yapar. Örneğin bir öğretmen sınıfta deprem olduğu zaman Allah sizi koruyacak der, moral vermek için. Ya da bir doktor Allah'tan ümit kesilmez der. Yöneticiler de böyledir, diyebilir, demiştir. Her yönetici bunu söyler. Mustafa Kemal'in bir değerlendirmesi var. Çanakkale ile ilgili. Diyor ki, askerlerimiz saf saf dizilmiş, arka arkaya dizilmiş. Öndeki saf makinalı tüfeklerle taranıp şehit oluyor. Arkadaki saf Kur'an okuyor, Yasin okuyor. İşte Çanakkale Savaşı'nı kazanmamıza neden olan bu ruhtur der. Ama aynı Mustafa Kemal askeri stratejileri bilimsel anlamda en üst düzeyde kullanır. Yani dini hapsolmaz. Elbette ki yöneticilerimiz dinsel söylemlerden istifade edecektir. Bugün bu ülkenin başında bulunan Cumhurbaşkanımız Sayın Cumhurbaşkanımız elbette ki bu ülkeyle ilgili en ileri düzeyde önlemlerini alıyordu. Almıştır. Ancak halka, bizlere tedbir almamak yakışmaz. Dinsel söylemi hapsolmak yakışmaz. Dinsel söylemi hapsolunduğu zaman işte o zaman gereken tedbirleri almamış oluruz. Sayın Cumhurbaşkanımıza baktığımız zaman mesela belediye başkanı olduğu günleri çok iyi hatırlıyorum. İstanbul'un su sorununu bilimsel bir kafa yapısıyla çözen, bir belediye başkanlığı yapmıştır. Şunu dememiştir hiçbir zaman. Allah'tan bekleyin dememiştir. Bu tamamen su mühendislerinin yardımıyla İstanbul'a su getirmiştir. İşte bilimsel tavır budur. Cumhurbaşkanı bunu söyleyebilir. Diyanet İşleri Başkanı da bunu söyleyebilir. Ama halka egemen olması gereken zihniyet bilimsel ve analitik zihniyettir. Bilimsel ve analitik zihniyettir. Bunu unutmayalım. Yani şu hiçbir zaman için, bakın bir örnek veriyorum ben. Sayın Cumhurbaşkanımız bunu dinsel bir takım kavramlarla açıklarken şunu demiş midir? Şu bölge insanı günahkardır, ondan dolayı deprem oluyor. Bu ifadeyi kullanmış mıdır? Kullanır mı Cumhurbaşkanımız? Elbette ki asla kullanmaz. Çünkü o bilimsel ve analitik düşünceye sahiptir. Akıl yolundan hareket eder. Devleti yönetmek böylelikle olur. Devlet böyle yönetilir. Bilim ve akılla yönetilir. Halka moral vermek için elbette ki her şeyden istifade edilir. Siz savaş olduğu zaman kahramanlık türküleri çalarsınız. Örneğin. Ama kahramanlık türkülerinden medet beklemezsiniz. Savaş olduğu zaman askeri strateji devreye girer. Askeri stratejiyle savaşı kazanmaya bakarsınız. Ben de bunu söylüyorum. Hastalık varsa eğer tıptan istifade edeceksiniz. Bu adamın günahkarlığına yormayacaksınız. Deprem varsa eğer o halkın günahkarlığına yormayacaksınız. Deprem varsa deprem biliminden istifade edeceksin. Depremle ilgili sorunlara çözüm getiren bilimlerden istifade edeceksiniz. Evet. Değerli dostlar, yayını mümkün olduğu kadar paylaşalım
ve düşüncelerimizi yazalım. Hiçbir zaman için biz düşünceye kota koymayız. Hakaret haricinde herkes istediğini söyler. Hakaret haricinde. Paylaşın. Hiçbir zaman için hakaret etmek size yakışmaz. Ve o doğrultuda mümkün olduğu kadar katkı sunacak. Ben de yanlış olabilirim. Ben de yanlış düşünebilirim. Çünkü hiçbirimiz vahiy almıyoruz. Hiçbirimiz tanrısal değiliz. Hiçbirimiz efendim la yüsel, tartışılmaz, sorgulanmaz değiliz. Hepimiz yanılabiliriz ama hepimiz hakaret içermemek koşuluyla doğru bildiklerimizi söylemek durumundayız. Çünkü doğrular saklı kaldığı müddetçe hiçbir zaman için insanlık hakikate ulaşamaz. Hiçbir zaman için hakikate ulaşmak mümkün değildir. Temel şudur. Doğruyu söylemek, hakikati yakalamak. Bu son derece önemli. Ve size şunu tavsiye ediyorum. Olan biteni toplumsal ve doğa olaylarını hiçbir zaman için dinsel temele dayanıklı olarak açıklarsanız, bu doğrultuda yaklaşarak açıklarsanız hiçbir zaman için sağlıklı bir çözüme ulaşamazsınız. Çünkü inançlar ayrı şeydir, olgular ayrı şeydir. İnançlarla olguları birbirine karıştırırsanız bir adım ilerleyemezsiniz. Bugün bakın Avrupa'daki inançlara. Bu ülkede din adına ortaya konulan söylemlere benzer şöyle şeyler söylenir. Bakın Ortodokslara bakın, Protestanlara bakın, Katoliklere bakın. Her şeyi din üzerine açıklarlar. Her şeyi. Ancak Batı'da bir aydınlanma devrimi yaşanmış. Bunu inkar edemezsiniz. Aydınlanma devrimi. Eğer aydınlanmanın ne olduğunu bilmiyorsanız, kesinlikle ülkeyi bir noktadan bir noktaya taşıyamazsınız. Batı, bugün Avrupa dediğimiz, kıta Avrupası dediğimiz ya da İngiltere dediğimiz oluşum veya Rusya'daki gelişmeler, işte bu aydınlanma sonrası gelişmelerdir. Onlar işlerini inançla, dinsel inançlara dayalı olarak yapmazlar. Onlar deneyle ve gözlemle yaparlar. Deney gözlem verileriyle hareket ederler. Deney gözlem verilerini yorumlarlar. Bilimsel metodolojiyle değerlendirirler. Sonra da teknolojiye uyarlarlar. İşte bugünkü Avrupa bu çalışmaların sonucudur, bu çalışmaların ürünüdür. Bunu bu şekilde bilmemiz, bu şekilde değerlendirmemiz gerekir arkadaşlar. Evet. Değerli dostlar, depremle ilgili söylenecek çok söz var. Bu ülke depremden çok çekti. Fakat bundan sonra Allah korusun diyoruz tekrar. Muhtemelen yaşayacağımız acıların nispeten az olması için kesinlikle bilimin ışığında hareket etmemiz ve inançları istismar etmememiz gerekir. Bu son derece önemli. Ne yapacağız? Demirden, çimentodan çalmayacağız. Ne yapacağız? Zemin etüdü yapacağız. Ne yapacağız? Fay hatlarına dikkat edeceğiz. İstanbul, Türkiye'nin en önemli kenti nüfus açısından. Gereken tedbirler alındı mı diye,
gereken değerlendirmeleri yapacağız. Ne yapılması gerekiyorsa onu yapacağız. Dinsel fanatizmin yanı sıra bir başka tehlike de aşırı mülkiyet hırsı. Beş kat vurulması gereken yerde 10 kat vuranlar, rantını genişletmeye çalışanlar, büyütmeye çalışanlar, bu noktada afetleri göz önüne almayanlar, bu konuda büyük vebal sahibidirler. Herhangi bir siyasal parti ayrımı yapmadan, bir binanın istihap hattının üstünde kat izni verenler, ruhsat verenler, ruhsat veren belediye yetkilileri vebal altındadır. Yani ben şunu ifade edeyim. İnsanları öldürmek sadece silah çekmekle olmaz. Gereken tedbirleri almamak, kar uğruna insanların hayatını hiçe saymak da bir tür cinayettir. Bir tür cinayettir. Bu doğrultuda bu cinayeti işlememek bilimin evrensel yasalarına, bilimin ortaya koyduğu evrensel ilkelere dayalı olarak hareket etmekle mümkündür. Bunu unutmayalım. Bu arada Pazar Ticaret Odası yardım başlattı. Yardım tırı askeri gazinin önünde sabah 9'da hareket edecek. Sabah 9'a kadar yardım yapılabilir. Her türlü yardım ve desteğe açığız. Her türlü yardım ve destek yapılabilir. Bu noktada lütfen duyarlı olalım. Sabah 9'da tır hareket edecek. O zamana kadar şu an gereken yardım çalışmaları yapılıyor. Haber Pazar Genç FM'de. Evet, Haber Pazar Genç FM'de var. Ayrıntılı olarak var. Ayrıntılı bilgi edinmek isteyenler Pazar Genç FM'e bakarak gereken bilgiyi edinebilirler. Bu noktada lütfen duyarlı olalım. Millet olarak sürekli dayanışma içinde bulunmamız lazım. Özellikle afet zamanlarında yardım ve dayanışma son derece önemli. Bunu da hatırlatalım. Evet arkadaşlar, yavaş yavaş programımızın sonuna doğru gelelim. Şimdi yine kendimce iyilik yapmak isteyen arkadaşlar çeşitli tırnak içinde hakaretvari ifadelerde bulunarak değerlendirmeler yapıyorlar. Yine söylüyorum, bu değerlendirmeleri yapabilirsiniz. Tabii kendi vicdanlarınız nasıl el veriyorsa ona göre. Örneğin İslamiyet'in paslı yüreklere yük olduğu ile ilgili değerlendirme yapan arkadaşımız var. O zannediyorum paslı yürekten kastı benim yüreğim. Şimdi gaybı bildiğinizi iddia ettiğinize göre o zaman herhalde zannediyorum tanrılık da ilan edeyim. Yakında tanrı olduğunuzu da söyleyeyim. Çünkü her şeyi biliyorsunuz siz. Yürekler paslıymış veya temizmiş. Şu kadarını söyleyeyim. Kimin yüreğinin paslı, kimin yüreğinin temiz olduğu değerlendirmesini yapmak kimsenin harcı değildir. Ben Mustafa Kemal Atatürk'ün yolundayım. Hayatta en hakiki mürşit bilimdir, fendir sözünün eriyim ve sonuna kadar da böyle kalacağım. Laikim ve demokratım. Bunu isterseniz siz paslı yürek olarak değerlendirin, isterseniz kafir olarak değerlendirin, isterseniz başka bir şey yapın. O zaman siz çok değerli dostlarınızı bulun, onlarla fay hattı üzerinde binaları kurun, frensiz arabalarla da hareket edin, gereken önlemleri almayın ve ölen insanları da, kazalarda ölen insanları da günahkar olarak değerlendirmeye devam edin.
Bu sizin yolunuz olsun. Benim yolum budur arkadaş. Yine bazı arkadaşların değerlendirmesi var. Efendim bu arkadaş kim? Niye böyle değerlendirme yapıyor? Ben söyleyeyim. Ben Osman Kaya, Atatürkçü, demokrat ve layık bir insanım. Hayatım boyunca da böyle kalacağım. Olan biteni, bütün doğa olaylarını bilimsel temele dayalı olarak açıklamayı ilke olarak kabul ettim ben. Ve tıpkı bir bilim adamının söylediği şu sözü hayatıma rehber olarak kabul ediyorum. Ben laboratuvara girdiğim zaman inançlarımı askı, paltomu askıya asar gibi asar, öyle girerim laboratuvara. Yine Fatih'in bir sözünü hatırlatırım. Fatih Sultan Mehmet hocası Akşemseddin'le konuşurken, İstanbul'u bizim dualarımızla fethettin, kazandın şeklinde bir değerlendirme yapan Akşemseddin'e Fatih Sultan Mehmet şunu hatırlatıyor, kılıcını çekiyor, diyor ki hocam diyor, bunun hakkını unutma diyor. Kılıcın hakkını unutma diyor. Yine Fatih Sultan Mehmet'in dine dayanarak, dinle sınırlanarak bu fethi gerçekleştirmediğini bize tarih öğretiyor, ama tarih okumuyorsunuz ki arkadaşlar. Tarih okumuyorsunuz. Kitap okuyor musunuz diye soruyorum. Biraz kitap okuyun. Kitap okuyor musunuz diye. Ona bunu hakaret edeceğinize, ona buna çamur atacağınıza biraz kitap okuyun. Kitabı tartışın, kitabı. Hakaret etmek çok kolay. Karşılıklı hakaretleşiriz. Ben size hakaret ederim, siz bana hakaret edersiniz. Bu çözüm değil ki. Kitap okuyun. Fatih Sultan Mehmet tarihte ilk kez havan yapıyor. Fatih Sultan Mehmet matematiği ve fiziği çok iyi biliyor. Fatih Sultan Mehmet çağının en büyük topunu yapıyor. Ve bu topu da Macar bir topçuya yaptırıyor. Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethedişinin stratejileri tamamen bilimsel. Tamamen bilimsel. Lafta ilme bilme itiraz etmiyoruz deyip de şeyhlerden medet bekleyenler bilimin en büyük düşmanıdırlar. Ne diyor Mustafa Kemal? Türkiye Cumhuriyeti şeyhler, dervişler, meczuplar, mürşitler, müritler memleketi olamaz diyor. En doğru tarikat uygarlık tarikatıdır diyor. Siz şimdi bu ülkeyi kurtarıcısının sözlerini dinlemeyeceksiniz. O şeyhin peşine gideceksiniz. Bu şeyhin peşine gideceksiniz. Ondan sonra diyeceksiniz ki ilme bilme kimsenin saygısızlığı yok. İlme bilme saygısızlık budur işte. En başta şeyhlerin peşine koşmaktır. Dini istismar edenlerin peşine koşmaktır. Bilim düşmanları bunlardır. Bilim düşmanları bunlardır. Bilim düşmanlarının peşine koşarak nasıl bilime saygılı olacaksınız? Modern fizik okumadan, modern kimya okumadan, modern biyoloji okumadan, jeoloji okumadan, tıp okumadan, psikoloji okumadan nereye ulaşacaksınız? Ayrıca ağızlarınıza pelesenk olmuş bir söz var. Felsefe. Felsefenin ne olduğunu biliyor musunuz siz? Felsefe bütün bilimlerin temelidir. Bütün bilimler felsefi kültürün yaygın olduğu yerde gelişmiştir, ortaya çıkmıştır, hayat bulmuştur. O çok gururlandığınız İbn Sina, Farabi, İbn Rüşd, İbn Heysem, İbn Batuta, bunların hepsinin filozof olduğunu biliyor musunuz? Dünya tarihinde en büyük hekim olarak anılan İbn Sina yine insanlık tarihinin en büyük filozoflarından biridir. Çünkü felsefesiz bilim olmaz. Felsefesiz bilim olmaz.
Felsefe ne demektir? Filosofya, yani bilgiyi sevmek, bilginin peşine koşmak anlamına gelir. Bilginin peşine koşarken kendini adamak anlamına gelir. Felsefe, doğayı, yaşamı, olan biteni, hakikati arama çabasının adıdır. Bütün bilimlerin üst düzey bilginleri aynı zamanda filozoftur. Mesela Stephen Hawking aynı zamanda bir filozoftur. Felsefe demek bilgiyi yorumlamak demektir. Bilgiyi yorumlayıp anlam çıkarmak demektir. Biraz okuyun, biraz bilin. Öyle belli başlı kitapları insanların kafalarına sopa gibi atarak bilme saygılı olduğunuzu düşünürseniz işte bilme en büyük zararı vermiş olursunuz. Bilim tartışmak, sorgulamak demektir. Eleştirmek demektir. Eleştirmenin olmadığı yerde bilim olur mu? Yani okumadan, tartışmadan, sorgulamadan bir takım şeyler ortaya koymak ancak kendini kandırmaktır. Nitekim şunu söyleyeyim size. Siz hakikati söyleyenlere karşı tavır alacağınıza demirden, çimentodan, kumdan çalanlara tavır alın. Halkı soyanlara tavır alın. O halkı soyanlar yüzünden depremlerde can kaybı oluyor. Kızmıyorum. Kızmak yok. Ben hakikati söylüyorum. Ama karşımdakinin de hakikati söylemesi taraftarıyım. Hakikati söylemiyorsunuz. Şimdi biri sizin düşündüğünüze aykırı bir şey söylediği zaman hemen hakarete varan, işte ne dedin az önce sen? Dedin ki İslam paslı yüreklerde yüktür. Kimdir paslı yürek? Ben. Sana göre. Şimdi bu kızmak değil mi? Şimdi bir insanı yüreği paslı, yüreği temiz diye değerlendiremezsin. Yaptığı, ortaya koyduğu şeye alternatif koyarsın. O da alternatif koyar. Yani tartışılır. Tartışma neticesinde hakikat bulunursa bulunur. Yoksa bu adam niye böyle konuşuyor? Evet konuşurum. Yani herkes sizin konuştuğunuz gibi mi konuşacak? Siz bir takım şeyler konuşacaksınız. Bir takım değerlendirmeler yapacaksınız. Hiç kimse size itiraz etmeyecek. Benim söylediğimi de itiraz edin. İtiraz edin. İtiraz kültürü, eleştiri kültürü bilimin ve gelişmenin temelidir. Bakın Avrupa'nın tarihine. Avrupa'nın tarihinde güzel olan bir şeyler varsa hep eleştiri kültürü yüzünden güzeldir. Eleştiri kültürünü yaygınlaştırdıklarından dolayı güzeldir. Demokrasi de budur aslında. Demokrasi de budur. Her şey sizin dediğiniz gibi olacak. Kimse itiraz etmeyecek. Kimse itiraz etmeyecek. Her şeyi istediğiniz gibi söyleyeceksiniz. Böyle bir şey yok. İnsanlar itiraz edebilme hakkına sahiptir. İtiraz kültürünü yok etmek demokrasiye tavır almak demektir. Evet, yavaş yavaş programımızın sonuna doğru gelelim. Masadan bir bağlantı gerçekleştirmesi bekliyor. Evet. Mühendisimiz evet.
Bir bağlantımız var. Alo, buyurun. Alo. Buyurun, hoş geldiniz. Sağ olun, teşekkür ederim. Kendinizi tanıtır mısınız efendim? Buyurun. Görsel yapamıyoruz ya. Evet, görüntüyü alamadığımız için kendinizi sözlü olarak tanıtırsanız memnun oluruz. Seyircilerimiz de, dinleyicilerimiz de kendilerini sizleri tanısınlar. Evet, dinliyoruz. Evet. Evet. Şimdi öncelikle deprem nedir, hocam? Bu konuda ana hatlarıyla bir değerlendirme yapar mısınız? Yani depremin bilimsel açıklaması nedir? Yani sonuçta yerküre tek bir katmanda oluşuyor. Aslında yerküre toplamda 14 katmanda oluşuyor. Bunların içinde kırık sistemleri var. Depremler bu kırık sistemlerinin birbirlerine hareketi sonucunda meydana gelen sismik dalgaların etkilediği hareketler. Tabii bu 14 tane leva birbirine dokanak halinde. Bunların bulunduğu noktalarda daha büyük depremler oluyor ama içlerinde de Türk gibi leva içinde de küçük kırıklar vasıtasıyla depremler meydana geliyor. Evet. Çok kısaca Türkiye tabii önemli bir deprem ülkesi. Türkiye'nin ana şeyi Afrika'da Arap levhasının Avrasya levhası dediğimiz Kuzey Anadolu Payzoru ve Doğu Anadolu Payzoru marifetiyle onu itmesi sonucunda batıya doğru kaçmasından meydana gelen Türkiye'de çok aktif faylar var. Bunların ana aktif fayı da Kuzey Anadolu fayı ve Doğu Anadolu fayı. Bunlar yan aktif faylar. Kuzey Anadolu fayı yaklaşık işte Erzurum'da, Erzincan'dan başlayıp İstanbul'a kadar, işte Kocaeli'ye kadar devam eden, onun devamında da Marmara'yı geçerek Ege'ye kadar uzanan 1700 kilometrelik bir fay attı. Doğu Anadolu fayı da Türkiye'yi doğu batı, kuzey güney ekseninde kesen bir fay. İşte bu fayların kestiği noktalardan itibaren de Türkiye yılda 2,5 santimetre batıya doğru kayıyor. Evet. Ve bu batıya kayış neticesinde Allah'tan tek parça olmuyor. Böyle kırıklar, küçük kırıklar halinde oluyor. Bu en son Elazığ depreminde Doğu Anadolu fayı üzerinde biz daha önce, bir hafta önce Manisa depreminde sorduklarında da Doğu Anadolu fayının öneminden bahsetmiştim. 6.8 şiddetinde 7 kilometre derinliğinde bir deprem oldu. Bunun gücü de 280 gal civarında. Normalde 280 gal civarında bir binanın yıkılması beklenmez. Minimum 500 gal enerji üretmesi lazım ama tabii orada çok kötü yapılaşan 30-35-40 tane bina çöktü. Çok önemli. 304 tane bina da ağır hasar aldı. Aslında oradaki yapı stoğuna baktığımızda daha fazla belki yıkım olması beklenebilirdi ama Elazığ ve o bölgenin zemin şartları daha iyi. Depremlerde sadece depremin büyüklüğü değil, binanın oturduğu zemin ve binanın inşaat kalitesinin de çok büyük önemi var. O nedenle böyle bir şey yaşadık. Evet, Doktor Süleyman Basa, jeofizik mühendisi, deprem doktoru. Süleyman Bey, bir sorumuz daha olacak, genel bir soru. Şimdi Türkiye'de bir algı var. Bu algı üzerine biraz değerlendirme yapalım istiyorum. Şöyle bir istatistik var mı elinizde? Yani deprem olan bölgelerin inanç yapısıyla ilgili bir değerlendirme var mı? Yani şu bölgede deprem böyle, oldu. Böyle bir şey olmaz. Dünyanın her yerinde deprem oluyor. İşte bak, Japonya'da da deprem oluyor, Amerika'da da deprem oluyor. Yani hangi inanç yapısına bakacaksınız? Bu sonuçta yerkürenin soğuması soğuyor. Yerküre daha 4 milyar yıl önce oluşumundan itibaren bir süreç. Yerküre hala daha soğumaya devam ediyor. Devam ettiğinde kırıklar oluyor. Dünyanın en aktif fayların olduğu yerler. İşte Japonya mesela, Darmadağ Patlazonu'nun içinde, Amerika'daki San Andreas fayı, Türkiye'deki Kuzey Anadolu fayının şeyinde. Yani bunu düşünen, söyleyen kim varsa tamamen kötü niyetli, art niyetli şeylerdir. Bunlar aslında Mevla'nın yarattığı dünyanın bir oluşumları. Yani bunlara karşı çıkmak Mevla'ya da bana göre biraz sert düşünmek gibi geliyor. Evet. Bunu Doktor Süleyman Basa söylüyor. Jeofizik mühendisi, deprem doktoru. Yani özetle şunu ifade ediyor
değerli dinleyiciler. Diyor ki depremin kesinlikle şu ya da bu inanca mensup olmakla bir ilgisi yoktur. Deprem tamamen doğa olayıdır. Elbette ki doğaya inanan bir yaratıcıya bağlar. Sonuç olarak bir bilim adamının açıklamasını bu bağlamda dinledik. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ederim Süleyman Bey. Katkılarınız için. Ben teşekkür ederim. Herkese hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar, sağ olun. Evet, değerli dinleyiciler, izleyiciler. Bizim de meramımız buydu. Meramımızı Doktor Süleyman Bas'a da paylaştı. Aynı şekilde, aynı bağlamda ifadeler kullandı. Söylediğimiz bu. Bir bilim adamı tarafından da teyit edildi. Dünyada bunun tersini söyleyen bir bilim adamı varsa, bilim adamı varsa gelsin, açıklasın, bilimsel temellere dayanarak yapsın. Bu bizim başımızın tacıdır. Onu sorgularız, onu tartışırız. Bizim görüşümüz de bu. Tabii şöyle bir uyanıklık yapıyorsunuz. Son konuşmacı yaklaşımı doğru. Nereden çıkarıyorsunuz günahı, sevabı? Ben çıkarmıyorum efendim. Bir kısım insanların çok değer verdiği şeyhler çıkarıyor. Ben o şeyhleri değerlendiriyorum. Hatta bakın YouTube'a girin, çeşitli cemaat şeyhlerine depremi işte şu ilden şu ile transfer ettiğini söyleyenler var. Bir bilim adamı kimliğiyle bunu teyit eden pek çok bilim adamı var, pek çok değerli insan var. Biz de özetle şunu söylüyoruz, diyoruz ki bilim ve din ayrı ayrı şeylerdir. Doğayı yorumlarken bilimsel metodolojiyle yorumlamak, değerlendirmek gerekir. İnanan da hangi inanca mensupsa o doğrultuda hayata ve bilime karıştırmamak koşuluyla o doğrultuda değerlendirmesini yapar. Bizim söylediğimiz budur. Bu söylemi kim nasıl anlarsa anlasın, o kendi ile ilgili bir sorundur. Bunu da hatırlatmak istiyorum. Süleyman Basa'ya teşekkür eden arkadaşımıza ben de teşekkür ediyorum. Elbette ki hakikatin farkına varmak güzeldir. Ama gönül ister ki işine gelen hakikatlere değil, tüm hakikatlere baksın yüreğiniz. O doğrultuda değerlendirsin. Ayrıca şunu da söyleyeyim. Yargılıyorsun anlamında bir ifadede bulunduğu bir izleyicimiz. Asıl yargı kendileri tarafından yapılıyor. Kendileri yargılayıcı davrandı. Bunu sadece şimdi değil, sürekli olarak yapıyor. Sürekli olarak bunun müzminleşmiş, kronikleşmiş bir hali. Tabii ben doğal karşılıyorum. Neden? Çünkü eğer kafanızı sadece tarikatlardan kalma kitaplarla değerlendirirseniz, onunla doldurursanız fizikten anlamazsınız, kimyadan anlamazsınız, jeolojiden anlamazsınız, jeofizikten anlamazsınız, felsefeden anlamazsınız, tarihten anlamazsınız. Ben de diyorum ki yolunuz açık olsun. İstediğiniz değerlendirmeyi yapın. O size ait bir şey. Ama şunu da unutmayın. Kimsenin düşüncesine ket vuramazsınız. Size karşı olur. Olmaz. Herkes istediği yorumu, istediği değerlendirmeyi yapar. Bu da demokrasinin bir gereğidir. Evet değerli dostlar. Yarın Cumhuriyet Halk Partisi ile ilgili bir konuğumuz var. Bu konuğumuz da bir hasbihal yapacağız. Beklerim efendim. Bu noktada katkı sunan dostlara, arkadaşlara her zaman açığım. Ben özetle şunu söyleyeyim. Hakaret haricinde herkes temellendirme koşuluyla istediğini söyler. Ama benim en nefret ettiğim şeylerden bir tanesi hakaret bir. İkincisi ben konuşurum, sen konuşamazsın tavrı. Herkes konuşacak. Sizin gibi konuşmak, sizin gibi düşünmek zorunda değil. Sizden farklı da konuşabilir. Sizden size aykırı da konuşabilir. Siz kimseyi veya ben veya herhangi bir kimse kimseyi baskı altında tutup konuşmasını engelleyemezsiniz. Şiddet içermeyen, herkes görüşlerini
ortaya koyabilir. Yalnız bu ülkeyi bölen, emperyalizme uşaklık yapan, Atatürk ilke ve devrimlerine karşı çıkan düşünceleri ben benimsemiyorum. Ha, konuşur konuşmaz ayrı bir konu. Ben benimsemiyorum. Ben bilimsel olan, akla dayalı olan, fikir değeri taşıyan her düşünceye, her görüşe açığım. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Saygılar sunuyorum. Hoşça kalın. Yarın tekrar görüşmek umuduyla. Yarın yine saat 19.30'da bir aksilik olmazsa evet CHP'li ve genel gelişmeleri hakkında yine sizlere canlı bağlantıda bilgiler vereceğiz. Pazar Genç Radyo'yu dinleyen, Pazar Genç Radyo'ya katılan yüzlerce kişi var. İsmini sayamayacağım. Çok teşekkür ediyoruz. Evet, Osman Hocam'a çok teşekkür ediyorum. Araştırmalarını sundu. Katılırsınız, katılmazsınız. Radyo Genç FM herkese açık. Bu nedenle değerli dostlar, duygu düşünceleriniz için Pazar Genç Radyo'ya ulaşabilirsiniz. Bizlerle çalışacak çalışma arkadaşlarımızı da bekliyoruz. Evet, Radyo Genç FM özgür ama Atatürkçü bir düşünceye sahip olduğunu buradan vurguluyoruz. Hocamıza teşekkür ediyoruz. Yarın buluşmak üzere, hoşça kalın. Müzik çalışmalarımız devam edecek ama canlı Facebook yayınımız burada. Son buluyorum. Hoşça kalın.